Sırada çok beklediğiniz sosyal paylaşım sitelerinden seçtiklerimiz var sayın seyirciler. Bakalım gün boyunca kim ne anlatmaya çalışmış, ne demeye çalışmış dilimizin döndüğünce yorumlayacağız sayın seyirciler. Ve sözü uzatmadan hemen başlayalım ilk paylaşımla. İlk paylaşımımız gelsin Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediye Başkanı sayın seyirciler. Tam ekran verelim. Diyor ki Türkiye'nin ilk ve tek hobi festivali olan Hobi Fest'in ikinci günü diyor sayın seyirciler. Evet, Antalya'da bir süredir hobi ile ilgili festival var. Mutlaka gitmelisiniz. Hasan Subaşı Parkı'nda, Atatürk Parkı'nda sayın seyirciler bu festival ve arayabildiğiniz, daha doğrusu aradığınız, bulamadığınız birçok şeyi bu festivalde bulabilirsiniz. Benden size tavsiye, fazla gün kaybetmeden mutlaka gidin derim. AKM Aslanlı Yolda şu anda açık. Evet, ikinci paylaşım. Bu arada AKM dedim. AKM Atatürk Kültür Merkezi değil, Antalya Kültür Merkezi sayın seyirciler. Bugün bir polemik yaşandı. Antalya Kültür Merkezi kurulduğu günden itibaren AKM'nin açılımı Antalya Kültür Merkezi. Evet, sırada Hakan Tütüncü, Kepez Belediye Başkanı var sayın seyirciler. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü diyor ki, dün gece paylaştı bunu. İyi geceler Antalya, bizim mesaimiz devam ediyor. Yakında açacağımız Bir Zamanlar Antalya Müzesi için çalışıyoruz demiş sayın seyirciler. Fotoğrafı verelim, büyütelim. Fotoğrafta, evet, görüyorsunuz. Hakan Tütüncü Başkan Kepez'e farklı bir anlam kazandırmak adına çalışmalar yapıyor ve Bir Zamanlar Antalya Müzesi içinde normal mesaisinin dışında bir çaba sergiliyor. Bu fotoğrafı da paylaşmış sayın seyirciler. Evet, sıradaki paylaşım. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün paylaşımı sayın seyirciler. Antalya Emniyeti personeli aşure etkinliğinde bir araya geldi denilmiş. Siz fotoğrafları izlerken ben de bununla ilgili yorum yapayım. Bu yıl ve geçtiğimiz yıl aşure olayını biraz abarttık sanki. Yani herkes, ama herkes birlik ve bütünlüğün simgesi, sembolü diye aşure yapıyor. Halbuki aşure bildiğiniz gibi anlamı tamam, birlik, bütünlük, güzel bir yemek, ama mutfakta kalan, Nuh peygamberin gemisinde kalan son yiyeceklerin bir araya gelerek yapıldığı bir yiyecektir. Aşuredir. İçinde her türlü şey vardır. Vitamin açısından da çok iyidir. Ama resmi kurumlar bunu kazan kazan pişirip personeline ya da yoldan geçenlere dağıtması da ilginç bir durum. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü demiş. Antalya adliyesi de, hakimler de dağıttı bunu. Başsavcılık da dağıttı veya diğer resmi kurumlar da dağıttılar. Belediyeler keza zaten her mahallede kazanlar kurup aşure dağıtıyor. Çok anlamlı mı? Bence değil. Ama herkesin ağzı tatlanıyor en azından. Yapamayanlar için de aşure yemiş oluyor herkes. Bu yönden de iyi gözlükle bakalım biz diyoruz ve Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün bu paylaşımını da ben de sizle paylaşayım. Sıradaki paylaşım. Evet, Turgay Genç, Döşemealtı Belediye Başkanı sayın seyirciler. Şimdi Antalya Emniyet Müdürlüğü dağıtır da Döşemealtı Belediye Başkanı aşure dağıtmaz mı? Ama Turgay Genç Başkan biraz rol kapmış Büyükşehir'in etkinliğinden. Çünkü diyor ki Büyükşehir Belediye'mizin Döşemealtı Kent Meydanı'nda düzenlediği aşure ikramına katıldık demiş. Yani aşureyi Döşemealtı Belediyesi değil, Büyükşehir Belediyesi dağıtıyor kazanlarla bölge bölge ilçelerde ve Başkan Turgay Genç de kazanın başına geçmiş kepçeyle beraber fotoğrafı var. Aynı zamanda bu şekilde de paylaşmış Döşemealtı Belediye Başkanı olarak Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğinden bir rol kapmışa benziyor. Keşke kendi yapsaydı da kazanın başına kendi geçseydi Turgay Başkan. Sıradaki paylaşım. Mustafa Hazar sayın seyirciler. Mustafa Hazar kimdir? İyi Parti Muratpaşa ilçe başkanı ama Antalya'nın çok köklü bir esnafıdır Mustafa Hazar. Az önce haberlerde de izlediniz, Büyükşehir Belediyesi engelli ulaşım aracını düğün arabası olarak yapmıştı ya. İşte Mustafa Hazar'ın girişimiyle yapılan bir düğün. İki engelli gencin, ama engel sadece vücutlarında, beyinlerinde değil, yüreklerinde hiç değil zaten. Ve iki engelli gencin düğününden kareler, bütün düğün masrafını da Mustafa Hazar dostum ekibiyle beraber, arkadaşlarıyla beraber paylaşmışlar. Çok güzel bir düğündü. Gördüğünüz gibi tekerlekli arabalarla o mutluluğun
ne diyeyim, fotoğraflarını siz de görüyorsunuz ve epey de fotoğraf var. Bizim görebildiklerimiz bunlar. Allah engelsiz bir şekilde mutluluklarını daim etsin o kardeşlerimizin. Mustafa Azar dostum da bu güzelliği yaratmış. Ona da tebrik ediyoruz onun bu paylaşımı içinde. Hadi güzel bir şeyler görelim biraz. Bakın, dünya yalnız bizim değil başlıklı bir Twitter adresi sayın seyirciler. Diyor ki öyle güzelsin ki kelebek koysunlar burnuna diyor. Köpeğin burnuna konan bir kelebeğin fotoğrafı var. Hatta videosu var. Ben bunu bu şekilde fotoğraf olarak kullandım. Çok güzel. İki hayvanın birbirine olan güzel bakışı diye yorumlayalım. Sıradaki paylaşım. Sıradaki paylaşım Mehmet Özgür sayın seyirciler. Antalya Şehir Tiyatroları Genel Müdürü Mehmet Özgür, Antalya'nın yetiştirdiği iki önemli usta, iki önemli tiyatrocu, iki önemli oyuncu. Biri Müfit Kayacan, biri Mehmet Özgür. İkisi adeta birbiriyle yarışıyor ve ikisi de Antalya'nın gurur kaynağı. Mehmet Özgür ne yapmış? Müfit Hoca'nın, Müfit Kayacan'ın başrolünü oynadığı Kız Kardeşler filmine gitmiş ve altında da diyor her zamanki gibi Emine Alper ustalığı kokan, mutlaka izlemeniz gereken bir film diyor sayın seyirciler. Çok güzel. Hem Müfit Hoca hem Mehmet Özgür Hoca hiç ego yapmadan birbirlerini destekleyen ve aynı kurumda da beraber aynı masada çalışmış isimler. Bakın Kız Kardeşler filminin tanıtımını kendi sayfasından yapıyor Mehmet Özgür. Bu güzelliğe de biz alkış tutalım diyoruz sayın seyirciler, olması gereken. Evet, sıradaki paylaşım. Sırada şimdi video var sayın seyirciler. İlk video, bir sırt çantası görseniz, içi ağzına kadar para dolu olsa ne yaparsınız? Antalya'nın en eski esnafı Tekin Güç Dümer sayın seyirciler. Adını da vereyim, Paşa Restoranlarının sahibi. Kendisi Antalya'ya geldiğinde beş parasızdı. Sadece sokaklarda, cadde kenarında karpuz satarak bugün çok önemli bir yere geldi. Bu kadar yüreği zengin bir insan ki sırt çantasında ağzına kadar para dolu olan bir müşterisinin çantasını emniyete teslim ediyor, sahibine teslim edilmek üzere. Kendi beni aradı, haber yapılmasını ister misin diye. Ben de kendisinin çekmesini istedim çünkü polisler gelip alacaktı. O videoyu izleyelim şimdi. Bir çanta içinde para dolusu... Bir çanta bahçede, Paşa Kafe'de otururken bahçede bulunmuştu. Bunu gerekli karakola bildirdik. Şu an gelirler mi gelmez, polis ekibi gelip polis ekibine teslim edeceğim. Bunun sahibi lütfen kimse, canlı yayından haber yapıyorum. Bunun sahibinin bulunması için böyle çanta... İçinde para dolu. Şöyle deste deste paralar. Hiçbir şekilde Allah nasip etmesin. Bize de nasip etmesin. Bahçemizde kahve içip, çay içip, çekip gittiler. Bununla ilgili haber merkezine bilgi verdim. Polis arkadaşlar gelip teslim edeceğim. Teşekkür ederim. Gönlü zengin dostum Tekin Güç Dümer'i bu hareketi için kutluyorum. Bir insanlığın sıradan bir görüntüsü gibi geliyor ama yine de günümüzde bir sırt çantası dolu, ağzı para dolu o çantayı acaba hepimiz verir miydik, iade eder miydik diye düşünüyorum. İşin latifesi hepimiz iade etmeliyiz tabii ki. Kim bilir içindeki para kimin ne parasıydı. Sırada bir video daha var sayın seyirciler. Varsak Medya, Varsak Haber sitesinden, haber sitesi Varsak Haber sitesinden sayın seyirciler. Bu görüntü size sıradan gelebilir, bana da öyle geldi. Ama bu görüntüyü 1 milyona aşkın kişi izlemiş. Şaşırdım. Ahmet Müçteba Kuşçu kardeşimin bir internet sitesi var. Varsak Haber, Varsak Medya adında. O videoyu bir izleyelim. 1 milyon kişi izlemiş. 1 milyonu da aşmış hatta. 150 kişi de paylaşmış sayfasında. Bir bakalım. Mürşid-i Kamil istersen Kur'an yeter. Delil istersen Hazreti Muhammed yeter. Meşgul olmak istersen ibadet yeter. Zengin olmak istersen kanaat yeter. İbret almak istersen ölüm yeter. Bunlar da yetmez der isen sana ancak nari cehennem yeter. Kaderinde ne ise olur etme merak. Uyma kendi nefsine, yaradanın emrine bırak. Altından bile ağacın olsa zümrütten yaprak.
Akıbeti gözümüzü doyacaktır bir avuç toprak. Bul erbabını danış, akıl dinlemek fırsattır. Zaman zaten ahir zaman olmuştur. Zuhur edenler bütün alamettir. Havayın hepsine uyma, sabrın sonu selamettir. Ne aldandın be şaşkın, bu can sana amanettir. Mal ve mülke mağrur olma, deme var mı ben gibi. Bir mal rüzgar eser savurur harman gibi. Yaşlı bir amcamızın tavsiye niteliğinde dörtlükleri sayın seyirciler ezbere söylüyor. Ve inanmazsanız siz de Varsak Haber Facebook sayfasına bakın. 1 milyon aşkın kişi bu tavsiyeyi izlemiş.